Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirlerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde yeni bir ulusal egemenlik ve çocuk bayramında bir araya gelmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktası, ulusumuzun egemenliğinde önemli bir basamaktır 23 Nisan. Tarih boyunca özgürlüğüne düşkünlüğüyle tanınmış olan Türk milleti, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülke topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine bir kez daha özgürlüğünü geri alma mücadelesine girişmiş ve nihayetinde bu vatanın evlatları, aziz ecdadımız eşsiz bir zafer kazanmıştır. Kazanılan bu büyük zafer, milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir. Çünkü her insan çocuk olarak dünyaya gelmiştir ve dünyayı o gözlerle tanımıştır. Orta Asya'da ecdadımızı bir araya toplayıp oradan büyük bir imparatorluk meydana getiren Asya Hun İmparatoru Metehan da bir zamanlar çocuktu. Balazgirt'te Bizans'ı bozguna uğratarak Türk tarihinin akışını değiştiren Ulu Hakan Alparslan da bir zamanlar çocuktu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Osman Gazi de bir zamanlar çocuktu. Çağ açıp çağ kapayan, hiçbir milletin ele geçiremediği Konstantin İstanbul yapan, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan genç padişah Fatih Sultan Mehmet Han da bir zamanlar çocuktu. Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş'lar da bir zamanlar çocuktu. Bu vatanın önderi, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk de bir zamanlar çocuktu. Ve alemlerin sultanı, iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bir zamanlar çocuktu. Dünün çocukları yine dün de yetişkin olup büyük işler başardı. Biz de bu büyük başarıları çoğaltıp bu vatanı vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti milletler içinde en büyük millet yapmayı en büyük görev olarak bilmeliyiz. Bunu da başaracak olanlar yarının büyükleri, yani bugünün çocuklarıdır. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Değerli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle bizlere bugünleri kazandıran fedakar insanlara rahmetle anıyor, sizin ve çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.